Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için WhatsApp Messenger ve Telegram Messenger uygulamalarını karşılaştıracağım. Telegram Messenger'dan başlayacağım. WhatsApp birçoğumuzun bildiği bir uygulama zaten. İndirip numaranızı doğrulama kısmını artık atlıyorum. Her uygulamada yaptığımız gibi bunda da indirdiğinizde telefon numaranızı doğruluyorsunuz. Setting yani ayarlara girince burada bildirimleri kapatma ve bildirimlerdeki mesaj ön izlemelerini kapatmanıza yarayan butonlar var. Ayrıca uygulama içerisindeki titreşim ve sesleri kapatmanıza yarayan butonlar da mevcut. Bunlar zaten WhatsApp'tan alışık olduğumuz bir özellik. Fazla da zorlanmayacağız. Telegram'daki eksi bir özellik olarak arayüzü İngilizce. Ama pek zorlanacağımızı zannetmiyorum çünkü hep alışık olduğumuz şeyler olduğu için WhatsApp'ta da birçok kez kullanmış olduğumuz ayarları burada da İngilizce olarak kullanmamızda bir sakınca yok. Yani benim nazarımda. İkinci bir özelliğe geldiğimizde burada passcode lock var. Yani bu yeni bir özellik olarak Telegram'a has bir durum. Burada bunu aktif ettiğimizde uygulamaya girerken bizden şifre istiyor. Yani bu da telefonunuzun güvenliği, mesajlarınızın güvenliği için sizlere önemli olabilir. Yani şöyle, çıkarken şu chat yazısındaki kilidi kapattığımızda ve o bir dakika sonra kendi de kapatıyor zaten. Girmeye çalıştığımızda buradan ya parmak izi ya da şifre istiyor bizden. Ben parmak izini tercih ediyorum daha pratik olduğu için. Burada chat setting, her zaman alışık olduğumuz yine aynı ayarlar. Otomatik fotoğraf indirilmesi, işte ses indirilmesi gibi ayarlar mevcut burada. Sohbet arka planındaki fotoğraflarda değişiklik burada WhatsApp'ta da olduğu gibi. Şimdi burada WhatsApp'tan ayrı olarak bir de güvenli sohbet var. Şöyle göstereceğim güvenli sohbeti sizlere. Şöyle Telegram'ı açarsak. İki telefonumuzdan da. Buradan herhangi bir sohbette şöyle NH kısmına mesela ben tıklıyorum. Start Screen Chat dediğimizde burada başlıyor gördüğünüz gibi. Bu güvenli sohbettir. Bunda saniye belirliyorsunuz. 5 sekund. 5 saniye. Siz bunu uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Ben 1 saniye yapıyorum. 1 saniye olarak iki tarafa da bildiriliyor gördüğünüz gibi. Buradan ben herhangi bir mesaj attığımda gittikten 1 saniye sonra silinecek. Gördüğünüz gibi karşı taraftan silindi, sonrasında benden de silindi. Sadece 1 saniye görebiliyoruz mesajı. Bu saniyeyi siz de değiştirebilirsiniz. Off da yapabiliyorsunuz. Burada 10 saniyeye de çıkartabilirsiniz. Ben 5 saniye olarak göstereceğim şu an. Mesajı attıktan sonra 5 saniye sonra silinecektir. Gördüğünüz gibi bu güvenli sohbette işimize yarayabilecek bir özellik. Ancak tabii ki bu telefonumuzda kalmasını veya silmekle uğraşmamızı kolaylaştıran bir özellik. Ama tabii ki Telegram serverlarda saklanıyor mu, saklanmıyor mu? Henüz ona ilişkin bir açıklama yapmamış Telegram. Kendi serverlarında bu mesajları saklıyor olabilir. Bildiğiniz gibi WhatsApp kesinlikle böyle bir şey yapmadığını söylüyor. Kendi serverlarında değil, telefonunuzun hafızasında saklıyor mesajlarınızı. Şimdi bunların web arayüzlerine bakalım. Telegram'da web arayüzüne girebilmeniz için size Telegram web yazdığınızda telefon numarası soruyor. Ben hemen telefon numaramı yazacağım. Enter'a bastığımda doğru mu diyor. Burada Telegram'dan bize kod geliyor. Kodu giriyoruz. Enter'a basıyoruz ve Telegram web'e ulaşmış olacağız. Az sonra. Saniyeler içerisinde açılıyor Telegram web. Peki WhatsApp web'e nasıl giriyoruz? WhatsApp'ın web versiyonuna şöyle giriyoruz. WhatsApp web yazıyoruz. Telefonumuzdan WhatsApp uygulamasını açıyoruz. Ayarlar kısmında WhatsApp web zaten mevcut. Burada kodu, QR kodu okuttuğumuzda kendi otomatik saniyeler içerisinde açıyor. Peki hangi
Arayüz daha kullanışlı. Şöyle bakalım. WhatsApp Web'de bu şekilde bir arayüz var. Telegram'da ise böyle bir arayüz var. Telegram'ı burada ben daha çok savunacağım. Çünkü şöyle. Telegram'da bir mesaja emoji eklemek istediğinizde aşağıdan ekleyebiliyorsunuz. Veya yan tarafa geldiğinizde direkt size pencere açıyor. Ve saniyeler içerisinde gönderiyorsunuz. Ancak WhatsApp'ta bu durum böyle değil. Herhangi bir mesaj yazdığınızda buraya tıklayıp tekrar yeni bir pencere açmanız gerekiyor. Yani bu biraz daha masraflı oluyor size. Bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Sonradan bu kapanıyor. Ancak Telegram'da da dediğim gibi alt tarafta bulunduğu için daha pratik bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Ve Telegram'da herhangi bir dosya türündeki dosyanızı da gönderebilirsiniz. Şu şekilde. Mesela burada boyut da burada sınırsız. İstediğiniz kadar boyuttaki dosyalarınızı bu şekilde gönderebilirsiniz. Telefondan telefona veya bilgisayardan telefona vesaire. WhatsApp'ta böyle bir durum yok. WhatsApp'ta göndereceğiniz dosya kamera ve video veya fotoğrafla sınırlı. Herhangi bir başka dosya gönderemezsiniz. Peki bunların güvenliklerine geldiğimizde. Güvenliklerinde WhatsApp'ta birçok siber saldırı almış ve denenmiş bir sistem kullanılmakta. Ancak Telegram kendisinin geliştirdiği bir sunucuya güven politikasıyla geliştirilen bir sistem, güvenlik sistemi kullanmakta. Hanginiz size güveneceğiniz size kalmış. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada bizim sayfamız var. AppleTürk.net. Burada birçok Apple haberini yayınlıyoruz. Birçok kısa yolu, hataları, sorunları, video anlatımlarla, haberlerle birçok şekilde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Lütfen bunu da takip ederseniz memnuniyet duyarız. Facebook sayfamızı da takip edebilirsiniz. Şurada 11.000, 12.000'e yakın takipçimiz var. Siz de aramıza katılırsanız memnuniyet duyarız. Teşekkür.